Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn. Değerli öğrenciler, i Nur'da bu bölümde farklı bir yerden okuyacağız. Risale-i Nur'dan. Sözler eserinden değil, mektubat eserinden okumak istiyoruz. Belki ilk defa farklı bir yere geçmiş olacağız ama inşallah kaldığımız yerden yani 15. sözden gelecek bölümde okuyacağız ki bu bölümde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor ki onun Miracı ile ilgili 24. mektupta bahsettiği konu içerisinde ikinci zeyl ve ikinci nükte diye bir bölüm var. İnşallah o bölümü okuyalım istedik e, Mevlid-i Nebi etkinlikleri öncesinde veya bu mevsimde e, Mevlid-i Nebi etkinlik, etkinlikleriyle beraber birlikte işte Ali Sırat ve Selam'ı da bu şekilde Üstad'ın Risale-i Nur'da birçok yerde bahsettiği örneklerle işleyelim. İstedik ki şöyle diyor Cemil-i Zülcelal yani celal sahibi, heybet sahibi ve her şeyi güzel olan, güzel yapan Allahu Teala kendi cemalini sevmesiyle, kendi güzelliğini sevmesiyle o cemalin en mükemmel ayine-i zî şuuru olan yani şuurlu bir aynası olan Muhammedi Arabi Aleyhissalatu vesselam'ı da sever. Şimdi ayine-i zî-şuur dedi ki bu kainat hepsi bütün içindekilerle birlikte Allahu Teala'nın zaten ayinesidir. Yani isim ve sıfatlarına aynalık yapıyor, yansıtıyor. Allahü Teala'nın işte kudret sıfatı, rahmet sıfatı, adalet sıfatı, işte şefkat sıfatı vesaire. Bu sıfatlar bu alemde sürekli yansıyor. Yine bu sıfatların isimleri yani Kadir ismi, Rahim ismi, Rahman ismi vesaire bütün Esmaül Hüsna bu alemde her varlık üzerinde yansıyor. Yani işte bizim göstermiş olduğumuz merhamet işte Rahman isminin bir yansımasıdır veya diğer varlıklarda sadece insanlarda değil diğer varlıklardaki farklı özellikler her biri Allahü Teala'nın bir isminin bir sıfatının tecellisidir, görüntüsüdür, vücut bulmuş, cisimleşmiş halidir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o aynelerin şuurlu olanlarından yani insanlar içinden en mükemmelidir. Allahü Teala'nın isim ve sıfatlarını en güzel şekilde yansıtan bir aynedir diyor Muhammed-i Arabi aleyhisselat vesselam. Dolayısıyla Allahü Teala kendi güzelliklerini sevdiği gibi işte o aynasını da sever. En mükemmel aynası olan Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemi de sever. Hem kendi esmasını sevmesiyle ve o esmanın en parlak aynesi olan Muhammedi Arabi ve Vesselamı sever. Ve Muhammedi Arabi ve Vesselama benzeyenleri dahi derecelerine göre sever. Evet hem cemalini sever dediği, Yine esmasını sever. Esmanın esmasının en parlak aynası olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı sever ve bir de e, ona benzeyenleri yani ahlak olarak amel olarak söz, fiil, hal, davranış ve bütün yaşantısında kendini ona benzetmeye çalışanları da derecelerine göre sever. Kim ne kadar kendini ona benzetiyorsa Allah onu daha çok sever. Yine devam ediyor. Hem sanatını sevdiği için elbette onun sanatını en yüksek bir sada ile bütün kainatta neşreden, bütün kainatta yayan neyi ilan ediyor? Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam Allah Allahü Teala'nın sanatını neşrediyor, sanatını ilan ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'i ilan ediyor. Yine onun işte dinini, emir ve yasaklarını emrediyor. İşte bütün kainatta bunu neşreden ve semavatın kulağını çınlatan, ber ve bahri cezbeye getiren, bir velveleyi zikir ve tesbih ile ilan eden Muhammedi Arabi ve vesselam'ı sever ve ona ittiba edenleri de sever. Allahü Teala peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı isim ve sıfatlarını en güzel bir ayna olarak yaratmış ve o aynayı seviyor. Başka Allahü Teala peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı sanatını yani işte fiillerini, işlerini ilan eden bir elçi olarak yaratmış ve o elçiyi o elçiyi bütün göklere, bütün yere, yeryüzüne her tarafa her tarafa işte Allahu Teala'nın sanatlarını ilan etmekle görevli kılmış. İşte o görevli olan muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiği gibi ona tabi olanları da sever. Onun gibi işte Allahu Teala'nın davasını, dinini, Kur'an'ını yayanları da derece derece sever diyor. Hem masnuatını sevdiği için Masnuat yarattığı şeyler yani mahlukat değil mi? E, masnuatta bir de sanat kelimesi de var yani e, özenerek e, sanatlı bir şekilde yarattığı varlıkları. Bütün yarattığı varlıkları sevdiği için o masnuatın en mükemmeli olan zihayatı e, ki yarattığı varlıklar içerisinde en mükemmelleri zihayattır yani hayat sahipleridir yani canlılardır ve canlı, zihayatın en mükemmeli olan Canlıların da en mükemmeli zi şuuru ve zi şuurun en eftali olan. E, yine canlıları sever. Canlıların içerisinde de en mükemmelleri hangileridir? Şuurlu olanlar. Yani insanlar cinler gibi. O şuurlu olanların da en eftali olan insanları e, sever. Ve insanların da bil ittifak. Herkesin ittifak ettiği en mükemmeli olan Muhammedi Arabi Aleyhisselatü Vesselamı elbette daha ziyade sever. Evet varlıklarının yarattığı varlıkların hepsini sever ama o varlıkların içerisinden daha üst, üstün olanları, daha efdal olanları daha çok sever. Dolayısıyla en üstün yarattığı varlık hangisidir? Muhammedi Arabi Aleyhisselatü Vesselamdır. Elbette onu daha ziyade sever diğer varlıklar içerisinde diyor hem kendi mahlukatının yaratmış olduğu bütün o, o varlıkların mahasini ahlakiyelerini sevdiği için yani ahlaki güzelliklerini e, ahlaki e, da, işte özelliklerini sevdiği güzel ahlaklarını sevdiği için mehasini ahlakiyede güzel ahlakta bil ittifak herkesin ittifak ettiği en yüksek mertebede bulunan Muhammedi Arabi Aleyhissalatu vesselam'ı sever. Evet, e, var, yarattığı varlıkların yarattığı varlıkların e, hangi yönlerini sever, güzel yönle, güzel ahlaklı, güzel davranışlarını sever ve o e, güzel davranışlar, güzel ahlak içerisinde en mükemmeli kimdir? Muhammed-i Arabi Aleyhisselam. Dol dolayısıyla en fazla onu sever. Şimdi e, ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın işte güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini biliyoruz, e, yüce bir ahlak üzerinde olduğunu biliyoruz, e, ahlakının Kur'an olduğunu biliyoruz ve örnek yani bütün insanlığa kıyamet edecek bütün insanlığa örnek bir ahlaka sahip olduğunu biliyoruz. İşte dolayısıyla Allahü Teala madem ki Cömertliği sever. En cömert kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Madem ki Allahu Teala kendi izzeti dini için şecaatli olan, cesaretli olanı sever. En şecaatli kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Madem ki Allahu Teala en güzel konuşanı sever. En güzel konuşanı yani en temiz işte günahtan pak, kusurdan uzak konuşanı sever. En güzel konuşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. En mükemmel babayı sever. En mükemmel baba o. En mükemmel işte yani arkadaşı sever vesaire. Yani ahlak olarak ne anlıyorsak onun zirvesinde kim var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem var. İşte dolayısıyla diyor onu en fazla sever ve derecata göre ona benzeyenleri dahi sever. Artık kim e, ahlakını ona benzetiyorsa e, dolayısıyla onları da derecelerine göre e, sever. Demek Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gibi muhabbeti dahi kainatı ihata etmiştir. Nasıl ki... E, Allah Teala'nın işte yağmur yağmuru diyoruz. Yağmuru veya rızık rızık vermesi, işte nimetlendirmesi diyoruz. Hayat vermesi diyoruz. Veya işte koruması diyoruz vesaire. Yani rahmet deyince aklımıza gelen bütün o iş kelimeler, bütün kavramlar hepsi bütün kainatı kuşatmış. Aynı şekilde muhabbeti de kuşatmıştır. sevgisi de bu şekilde yaygındır. E, diyor ki o muhabbetinin yaygınlığı da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetiyle alakalıdır. İşte o hadsiz mahbublar içindeki e, yani sevdiği e, o varlıklar içindeki beş vechinin her bir vechinde e, yani o yukarıda bahsettiği her bir yönde e, en yüksek makam Muhammedi Arabi ve vesselama mahsustur ki Habibullah lakabı ona verilmiş. E varlıklar içerisinde e, Allahü Teala'nın isim ve sıfatlarını en güzel biçimde yansıtan, Allahü Teala'nın sanatını en güzel bir şekilde bir şekilde yansıtan yine Allahü Teala'nın e, işte isim ve sıfatlarını e, veya emir ve yasaklarını en güzel şekilde ilan eden Allahü Teala'nın yüceliğini en güzel şekilde e, kainata neşreden duyuran e, yine e, varlıklar içerisinde ahlakı en güzel olan, en mükemmel olan ki onu sever ve dolayısıyla ona benzemeye çalışan derecelerine göre. İşte bu konularda en fazla sevgiyi, en fazla muhabbeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte aldığı için bütün Rabbimizin en fazla muhabbeti ona yöneldiği için ona ne denmiştir? Habibullah denmiştir. Allah'ın Habibi en çok sevdiği en çok sevdiği kulu ve elçisi denmiştir. Bu şekilde anılmıştır diyor. Evet Risale-i Nur'da Üstad Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çokça bahsediyor. Birçok Risalesi ee, ki mesela e, mucizat-ı ahmediye yani 19. mektup olsun veya 19. E, söz e, olsun veya değişik başlıklar altında eee Ali ve Selam'dan bahsediyor. Biz de bir nebze e, birkaç kelam ile nereden hatırladık? 24. mektuptan Peygamber Efendimize yönelik muhabbetinden e, bahsediyordu. Burada tabii Miraç meselesi e, Miraç'tan bahsederken e, konu içerisinde e, onu okuduk gelecek bölümde. Ee, İnşallah yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.